Ekranların yol gösteren gezi programı Rehber'e hoş geldiniz. Ben Mert Savaş. Efendim yine çok keyifli bir programla sizlerle beraberiz. Ediz'le beraber bu hafta neredeyiz? Efendim meyvesi bol. Doğası şahane. Köfte deyince akla gelir. Mobilya denilince herkes bilir. Artık neresi olduğumu zaten ekranda da yazıyor. Rahatlıkla anlamışsınızdır. Tabii ki şifalı suları da meşhur. Efendim bu hafta rehber programı olarak rotamızı Bursa'nın en büyük ilçelerinden biri olan İnegöl'e çevirdik. İnegöl'ün tüm güzelliklerini, İnegöl'de neler yapılır sorusunun cevabını hepsini programımızın akışında ekranlara getireceğiz. Ekranlarınıza gelen bu görsel güzelliğin adı, ben şöyle çekileyim daha iyi ekranlara gelsin, Oylat Şelalesi. Programımızın açılış anonsunu Oylat Şelalesi'nde yapmak için 3 gündür yediğimiz tüm yemekleri yaktık. Kaç dakikada gideriz diye sorduğumuz zaman bize abi 10 dakikalık yol diyen herkese buradan selamlarımı yolluyorum. Yaklaşık 45 dakika yürüdük. Dönüş yolunda detayları daha iyi anlayacaksınız. Ama buraya gelirseniz çocukla bu noktaya çıkamazsınız. Ayağınıza mutlaka rahat ayakkabılar giyin ve fotoğraf makinenizle ya da cep telefonunuzla bol bol güzergah boyunca fotoğraf çektirin. Efendim, Oylat'ta Kaplıca bölgesinden her ne kadar 2 kilometre yatsa da ya da biz yaşlandık, 45 dakika tempolu yürüyüşle ulaşacağınız Oylat Şelalesi burası. Burası şelalenin sularının döküldüğü nokta ve aşağıya doğru bu yol devam ediyor. Şimdi hem bu şelaleden hem İnegöl'den o güzel görüntüleri ekranlara getirelim. Doğanın içerisinde yürüye yürüye ağır ağır dikkatli bir şekilde Oylat'ta Kaplıcalara doğru harekete geçelim. Eğer bu programı izliyorsanız zaten sağ salim aşağıya inmişim demektir. Hani dedim ya yol biraz sıkıntılı diye, işte şelaleyi görmek için zahmet gerekiyor. Şimdi boy uzun olunca tabi denge de zorlaşıyor. Allah'tan şunu söyleyeyim, çıkarken yoruluyorsunuz. İnerken genellikle yokuş aşağı ineceğiz. Ama bakın, hani az önce uyarı yaptım ya, tabii yürüyüş sporunu sevenler, özellikle doğa yürüyüşü yapanlar için şahane bir parkur. Ama buralar hani yolun en güzel olduğu yerler bile diyebilirim. Ben saatime baktım. Tam 14.40'da anonsu bitirip şelaleden aşağıya Oylat'ın Kaplıcalar bölgesine doğru yürümeye başladım. Tabii anons çekerek gireceğiz. Sizin de fotoğraf çektiğinizi, arada sohbet ettiğinizi düşünerek hesaplama yapacağım. İşte şelaleden ayrıldıktan sonra aslında tabii çok da haksızlık etmemek lazım. Şu anda şöyle düşünüyorum ben. İşte haftanın 6 günü trafikte olan, toplu taşıma araçlarında işe giden, koşturan, o trafiğin kahrını çekenler için tabii ki şu görüntüler bizler için de öyle dinlendirici ve cennet. Yol boyu buna benzer görüntüler karşımıza çıkacak. Ve yine biraz sonra göstereceğim size. En ufak bir aksiliğe karşılık yine imdadımıza ne yetişecek biliyor musunuz? Doğa.
Burası tabii rahat bir yol ama yol boyunca böyle kökler, dallar yol kenarında bu şekilde yer alıyor. Kimi zaman destek almak için, kimi zaman tırmanmak için inerken dedim ya, doğa en büyük yardımcımız. Ha, dikkatimi çeken bir güzellik daha var. Onu da söyleyeyim. Buraya gelen misafirlerin hepsine teşekkürlerimi yolluyorum. Ediz dikkatini çekti mi bilmiyorum. Çok böyle hani istisnai bir durum dışında tertemiz bırakılmış. Yani daha bilinçli gelenler en azından yanında getirdiklerini atmamış. He, yolda susadınız, çevrede su var. Kaç lira mı? Bedava. Az ileride. Az sonra değil, az ileride. Oylat'taki doğa yolculuğumuzda bize rehberlik yapan sevgili Arif'e de çok teşekkür ediyoruz. İşinin arasında bize yardımcı oldu. Bizle beraber çıktı, bizle beraber geziyor. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi efendim buraya gelirken temiz hava acıktırır. Sırt çantanıza ya da cebinize, poşetinize yiyecek bir şeyler alın, hafif bir şeyler alın. Suyunuz yoksa dert etmeyin. Su kaç lira diye sormayacağım. Su burada bedava. İnce bir su akıyor ama dağdan geliyor. Pırıl pırıl şahane bir su. Hatta birazcık ağır gelebilir ama bence evde güzel bir çay demlemek için böyle buradan fazla olmamak şartıyla şişenizi de doldurup suyu götürebilirsiniz. Şahane bir su. Buralarda tabii pek yok yabani hayvan ama yukarıda köylerin olduğu yerlerde ormanların içinde bahçelere dadanan ayılar oluyormuş. Şimdi Edis, sesini duymak istiyorum. Ayıyla karşılaşırsan ne yapılması gerektiğini biliyor musun? Biliyorum. Ben de biliyorum o zaman. Ne yapacaksın? Kaçacağım. Nasıl kaçacaksın? Efendim, altın kural şu. Hiçbir insan ayıdan hızlı koşamaz. Ama yanındaki arkadaşından hızlı koşabilir. Yani ayıyla karşılaştığım zaman Allah korusun ayıdan kaçmamın imkanı yok ama Ediz'le Arif'i geçersem kendimi kurtarırım. Yani ayıyı geçmen imkansız, canını seven arkadaşını geçsin. Tabii ki şaka yapıyorum. Yoksa şu hareketle hiçbir ayı dayanmaz. Şaka maka, yaş oldu 34. Hem in hem çık. E tabi insan yoruluyor. Bazı noktalar var böyle taşların üstünde. Hazır havalarda çok soğumadan rahatlıkla taşı oturabileceğimiz dönemler. Böyle yorulduğunuz zaman su sesini dinlemek için, arkadaki o doğayı, manzarayı seyretmek için mutlaka tabii ki dinlenme molası da vermek gerekiyor. Başlangıç noktamıza bir hayli yaklaştık. Aslında tabii siz aşağıdan başlayıp yukarı doğru gelirken de bu manzarayla karşılaşacaksınız. Bence Oylat'ın en güzel noktalarından biri burası. İşte Tahta Köprü, Tahta Köprü'nü geçerken karşınıza çıkan manzara, doğa, su. Yani hem görmek için hem de fotoğraf çektirmek için hem de soluklanmak için nefis bir yer. Nefis bir nokta. Oylat Şelalesi'nden aşağı inerken saat tutmuştum. Bir saat. Aşağı inişin hakkı dinlenerek, fotoğraf çekerek
sohbet ederek bir saat. Fazla aceleye de gerek yok. Bu arada geçen hafta çok komik bir olay oldu. Hani şöyle söyleyeyim. Ben aslında Öznur Hanım'a Bursa'dan selamlarımı yollayacaktım. Esra Hanım dedim. Esra Hanım selamı aldı. Öznur Hanım dedi ki ama o ben miydim? Evet sizdiniz. Şimdi de Öznur Hanım'a selam söylüyorum. Esra Hanım da selamı alabilir. Kardeş kardeş selamları bölüşelim efendim. Efendim Oylat'ı gezip dolaşıyorum. Bu arada Ediz bak aramızda konuşurken yöresel pazarı unuttuk. Bir de yöresel pazarı var buranın. Efendim derler bir şarkı var ya eski dostlar eski dostlar. Eski dostuzdur nasılsınız? Teşekkür ederim sizler nasılsınız? Hoş geldiniz Sefa. Ben de iyiyim. Nasılsın işler güçler? İşler hamdolsun oluyor şükür. Bugün de bize şükür. Nerenin etlerini satarsınız burada? Bu yörenin etlerini alırız biz canlı olarak. Bezbağda ücret karşı kestirip burada üretim yaparız. Oylat'ta üretim olan. Meşhur mudur Oylat'ın suyu? Tabii meşhurdur. Neden meşhurdur? Neden meşhur? 32 seneden beri yaptığımız için burada aynı yerde aynı şekilde onların gelen misafirlerimiz memnun kaldıklarından dolayı bize ilettiklerinden dolayı ondan meşhur olduğunu anladık. Şimdi efendim yani. En rahat ekrana getirdiğim benim gıda maddesi sucuktur. Bunu daha önce de söyledim. Sucuk kadar bereketli bir gıda maddesi yok. Yani 200 gram bile alsan bol ekmekle yağ ile şöyle karnı doyurur. Her bütçeye de uygundur yani. Evet. Parası olan bir kilo yer, para azsa 100 gram 200 gramı bile nefsi öldürür, karnı doyurur. Evet. Bakayım ben. Çok baharat kokusu almıyorum. Evet. Sucuğumuzun en büyük özelliği az baharatlı olmasıdır. Et tadı geldiğinden az baharatlı sucuk yapmayı daha iyi üretiyoruz yani. Öbür türlü çok baharatlı sucuğun içinde etin ayıbını kapatırız deriz biz. Biz etin ayıp et satmadığımız için az baharatlı sucuk üretmeyi tercih ediyoruz. Peki bir şey soracağım. Ömrünüzü sucuğa verdiniz, ete verdiniz. Evet. Sucuğa yumurta kırılır mı? Sucuğa yumurta zevke göre kırılır. Kırılmaz onu. Şimdi bizim evde kavga çıkıyor. Ben yumurtalı seviyorum, hanım yumurtasız seviyor. Siz nasıl seviyorsunuz bu işin ustası olarak? Ben de yumurtasız severim. Yalnız sucuğun tadını almak yağ için. Yağ koymaya gerek var mı? Yok ya yok ama hafif bir su koyarsanız daha iyi. He, yarım çay bardağı gibi su içine pişerken. Pişerken su koyarsan evet, daha güzel olur. Daha güzel. Yumuşatır sucuğu. Yağ çok da pişmeyecek, kurumayacak evet, değil mi? Evet. Yağ sertleşti. Piştiği zaman ama su gördüğünüz zaman yumuşak bir sucuk. Vallahi bilmiyordum. Evet. İnanın bilmiyordum. Bu sucukçuları biz Afyon'dan aynı şekilde yaptıkları için. Oradan. Orada evet. Peki kaç lira sucuğun kilosu? Şu anda 52 lira. Bir kangal sucuk ortalama kaç lira geliyor? 30 lira, 25 lira. Yani şu mesela kaç lira geliyor? O 25 lira. 25 lira, 5 kişiye yeter ben söyleyeyim. Yeter tabii. Rahat. Yani 5 de ekmek, bir demlik de çay. Yok bizim ikimize yetmez yalnız da. İkimize yetmez canım, ikimize nereden yedecek? Türkiye'nin her yerine yolluyorsunuz. Türkiye'nin her yerine yolluyoruz kargo. Mardin'e kadar yolluyoruz. Kaç gün dayanır sucuk? Şimdi sucuğu biz kargoyla yolladığımız zaman bakım yapıyoruz. Yok evde kaç gün dayanır? Evde bizim sucuğumuzu difrizde muhafaza etmelerini tavsiye ediyoruz müşterilerimize. Çünkü kimyasal olmadığı için dışarıda fazla şey olmaz. Ekşime yapar. Onun için difrizde atmalarını tavsiye ediyoruz. Evet ama daha tavsiye ettiklerimiz müşterilerimiz dönüşte daha iyi olduğunu söylüyorlar. Daha iyi peki kalın. Son bir şey daha soracağım. Buraların eti de meşhurdur. Kıyma kaç lira? Kıyma şu an 50 lira. Kıyma 50 lira. Evet. Kuşbaşı. O da 50 lira. Pirzola. 80 lira. Bonfile. 75 lira. Hamsi tava. Yanında hediye. Peki buraya geldik ustam. Evet. Dedim ki bir sucuk ekmek yiyeyim. Evet. Dolduruyor musun ekmeğin içini sucukla? Şimdi 150 gram ekmek arası sucuk yapıyoruz 15 lira. Burada evet, 150 gram. Evet. 150 gram bir insan doyuyor rahat, yani. Rahat biz doyarsak da ben normal insan. Olur herkes doyar. Peki teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı işleriniz olsun. Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık. Görüşürüz inşallah.
Efendim yüzümüz gülüyor. Yüzümüzün gülme sebebi çok belli. Oylat'a geldiğiniz zaman rotanızı, durağınızı mutlaka burada yöresel ürünlerin satıldığı bu pazara çevirin. Bir şey söyleyeceğim. Buranın havasından mıdır, suyundan mıdır bilmiyorum. Geldim tanıyamadım. Yıllar önce geldiğimde yaşlı bir teyze vardı. Dedim ki burada bir Zübeyde abla vardı. Dediler burada. Bakıyorum bakıyorum. Yaşlı olması lazım. Gençleşmiş. Nasılsın Zübeyde abla, iyi misin? Sağ ol annem, çok iyiyim. Siz nasılsınız? Vallahi sizi gördük, iyi olduk. Evet, uzun zamandan beri. Vallahi yoktuk. Evet, evet, evet. Nasıl geçiyor günler? Çok güzel yavrum be. Devam ediyoruz. Çalışmak insanı genç tutuyor. Herhalde, herhalde. Kimseye muhtaç olmuyorsun, hırslı oluyorsun biliyorsun çalıştıkça. Peki toplamada da, üretimde de var mısın, sadece satışa mı bakıyorsun? Kendim yapıyorum. Taranamı kendim yapıyorum. Fındığımı kendim kavuruyorum. Erik kurutuyoruz, makarna yapıyoruz. Baharatlarımız hazır. Ihlamurlarımız öyle bak şöyle, kuşburnular. Hem üretiyoruz hem satıyoruz. Tezgah da renkli. Evet, her renk var. Vallahi her şey kendi ellerimin işte emekleri. Bir şey soracağım. Sorabilirsin. Oylat'a geldik. Evet. Şunu almadan gitmeyin, başka yerde bu lezzette bulamayacağın dediğiniz ne var efendim? Kavrulmuş fındığımız var. Fındık. Başka yerde bulamaz mıyız bu lezzeti? Bulamazsın. Biz kendimiz günlük kavuruyoruz çünkü. Her gün, her sabah ben sıcak sıcak, taze taze kavurup getiriyorum. Cevizlerimiz öyle bak. Cevizimiz. Bak orada kendi, evet. Onu biraz kendi, sonra göstereceğiz. Evet. Kaç lira bu böyle? 10 lira. 10 lira. Kilosu 35 lira. Kilosu 35 lira. Böyle çiğ 20 lira bak. Bunlar kendi fındıklarımız. Ama reçel yapıyoruz, erişte kesiyoruz, elmalarımız var işte böyle. Hiç boş durmuyorsun yani. Yok yok. Kol kalkmıyor bak. Kolum elmalar ağrıyor. Nasıl elmalar? Elmalar Amasya. Oo. Harika. Çok güzel. Amasya'dan bak mı geldi? Yok. İsmi Amasya. İsmi buranın elması. He, buranın elması. Ama bu çok sert. Evet. Ben bunu almam öyle. Evet. Ben bunu eve almam. Niye yavrum? Şimdi ben bazen hanımı kızdırıyorum ya. Bu elmayı bir atarsa kafama ben bayıldım. He, yok. Füze gibi, füze gibi elmalar vallahi. Taş gibi. Evet. Taş gibi vallahi. Evet. Dur, dur, konuşmam diyene bak, oradan yapa evet, giriyor. Evet. İsmi yengem, ne? Zinet. Zinet abla, aranız nasıl? Çok iyi. Seni biraz kıskanıyor gibi. Yok, kıskanmazlar. Burada beni şey seçtirir bunlar, başkan seçtirir burada. Başkan siz misiniz? Belediye başkanından sonra ben karışıyorum buraya. Evet, bundan sonra buranın başkanı Zübeyde abla. Evet, öyle. Amcam? Amca gitti, ben gönderdim amcayı be. Almanya'ya mı? Yok, öte tarafa. Öyle derler ya. Ya insan evet, dayanam, gülerek... Dayanamadı. Ya her gün ağlıyorum oğlum. Vallahi, çok neye, üzülüyorum. Neye dayanamadı? Her gün fındık kavur, hamur kesmeye yardım et bilmem ne. Adam dedi ki seninle uğraşıp duramam gideyim. En iyisi dedi rahat rahat oraya. Allah rahmet eylesin. Annesini babasının yanına gönderdim, orada duruyor. Mekanı cennet olsun. Amin amin yavrum. Mekanı cennet amin olsun. Buradan da rahmetle analım amcamızı. Ellerinden öpüyorum. Kolay çok gelsin. Çok sağ ol. Çok bakın sağ ol anneciğim. Şu, seni kıskanç. Ablam ne yapıyor orada? Ama bak onun da cevizlere bak bak. Vallahi bak cevizlerin de güzelliğine bak. Süper yarım bak, ağzını aç şundan. Annen bir. Ben şimdi yemeyeceğim de. Kamera karşısında yemiyorum da. Şu ellerinin emeği zaten. Ellerimiz böyle bak işte. Ya bu alın teri helal para oldu mu böyle? Aynen öyle yavrum vallahi. Çok zor çekiyoruz gerçekten. Bunu toplamak da zor. Çocuklar topluyor, ben getirip satıyorum burada. İyi bari bu iş sana kalmadı. Evet. Beyda abla kendi çıkıyormuş, ağaca topluyormuş. Onun cevizi yok. Yok değil mi? Şaka evet. Yok. Kaç lira ceviz? Ceviz 20'ye var. Cevizine göre yavrum. 20, 30. Ona göre 20. Değişiyor. 20 lira ile 30 lira. 25'e. Peki. Teşekkür ediyorum. Ha oradan sen ver o sesi. Ver o sesi ki ben röportajı yapamayayım burada. O da ayrı bir kıskanç orada. Evet. Dırırt dırırt makineyi çalışıyor. Bak salçalarımızı, reçellerimizi. Kaç lira salçalar? Kendimiz yapıyoruz. 10 lira yavrum o küçükler. Küçükler büyükler 20 lira. Tamam. Ellerinden öpüyorum abla. Ben de saygılar sunuyorum. Şöyle dolaşalım biraz daha. Bakalım neler var neler. Acı biber var mı acı biber? Gelin buranın en yaşlısıyla da konuşayım bari. Hep gençlerle konuştum. Biraz da yaşlıyla konuşayım. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? Balık biberi var. İyiyim Allah'a şükür. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adettendir sorulur. Nasıl işler güçler? Allah bereket versin. Oylat'a gelen giden oluyor tabii. Oluyor. Allah bereket versin. Gelenimiz çok. Domatesler turlar güzel duruyor. Turlar başladı. Evet. Hepsi bahçemden dün topladım. Ellerinize sağlık. Kaç lira domates? Kaç lira biber? 5 lira. Biber, domates 5 lira kilosu. Oo, 5 lira. Niye 5 lira domates ya? Niye pahalandı vallahi? Pahalı değil ki. Sonu artık bitiyor. Sonu ama değil mi? Evet, bitiyor. Şimdi ben bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Bir şeye bir yere gidiyorum. Bir şeye ucuz diyorum. Niye? Seyirci bana diyor ki, Mert Bey onun nesi ucuz? Pahalı diyorum. Bu sefer üreten diyor ki, ya nesi pahalı? Hem domatesin sonu, hem emek, hem doğal. Aynen.
En iyisi ben yorum yapmayayım. Kendi bahçemizden taranımız, eriştiğimiz, kavrulmuş fındığımız. Oo, her şey var bak, şöyle vallahi. Kabuksuz kabak çekirdeğimiz var. Bundan ikram edeyim hem size. Anne, ablam teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Benden de küçüksündür. Ablam diyorum, hakkını helal et. Ben de yaşlandım artık. Zübeyde abla gözümün içine bakıyor orada. Buyur ikram olsun. Bunu böyle çıtır çıtır hiçbir şey evet, soymadan. Ayıklamadan yiyorum onu. Ama bir şey söyleyeyim mi? Özellikle belli bir yaştan sonra erkeklere bunu prostata değil mi? Prostat konusunda doktorlar da söylüyor. Diyor ki kabak çekirdeğini diyor kabuğuyla beraber yerseniz çok faydası olur diyor. Kaç lira kilosu? Kilosunu çok pahalı onun ya. Kaç lira? 80 lira falan. Ne 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 ne. Ben yavaş yavaş gidiyorum ama değerli bir ürün herhalde. Evet. Ya Antep'te fıstık o. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Alacağım olsun. Efendim, artık sonbahardaki sıcak günlerin sonu. Böyle bir pastırma sıcağı olur, ondan sonra hava değişikliği falan. Ne mevsimi başlar, ne içeceğiz bol bol? Ihlamur. Ihlamur içeceğiz. Neyle evet. Kaynatacağız, nasıl hazırlayacağız, ne koyacağız içine? Bak, ıhlamuru soğuk suyla demleyeceksin. Sıcak suyla demlersen haşlanır o ıhlamur. İçine kuşburnu kurusu koyabilirsin, limon koyabilirsin. Öyle koyduğun zaman daha güzel olur. Hem şifalı olur, hem gribe filan çok iyi geliyor. Onun için İsim olmazsa neydi? Olmazdı. İsim neydi anneciğim? Feride. Feride abla. Yani kaynar suyun içine ıhlamuru atmayacağız. Soğuk suyun içine bir parça evet, koyacağız. Demleyeceğiz. Demleyeceğiz. Evet. Kaynattığı zaman kapatacağız. 5-10 dakika bekleyeceğiz. Onun çok güzel rengi çıkar. O zaman içeceğiz. Paramız varsa da şeker yerine bal koyacağız. Tabii. Bal da şifalı. Değil mi? Öyle de olur. Bal, limon kabuğu. Evet. Kaç lira evet. Paketi? Ya kilo. Aa, dur. Önemli bir telefon liraya, geldi. Dur. 10 liraya dur, veriyoruz. Dur. Şeysine göre, paketine göre veriyoruz. Kiloyla isteyene kilo. Dur, bu müzik şey nereden geliyor? Telefondan. Çok acıklı söylüyor bu. Kim arıyor? Müziği bu bakayım. Şöyle gene. Bak bakalım. Alo. Çok acıklı çaldı telefon. Efendim arabesk. Hülya. Kapat da tamam. Telefon. Çekimdeyim de kapat da Hülya. Tamam. De. Tamam Hülya. Kapatıyoruz. Biraz sonra ara. Çekimdeyim tamam mı? De. Tamam hadi görüşürüz. Sen söyle. Kim bu Hülya? Benim gelinim. Gelinin. He. Evet Eskişehir'de kalıyorlar. He, oradan arıyor gelin. Diyor mu anne geleyim de bir yardım edeyim. Aa ettiler ama bak dün geldiler. Oğlanların ikisi cevizleri silkelediler, topladılar, çuvalla doldurdular gittiler. Oh iyi gelin kaynana arasına giremeyeceğim. Ellerinden ay, öptüm Feride abla. Allah razı olsun. Bol bol ıhlamur içelim. Tamam görüşürüz. İçin şifa olsun. Sağ olun. Efendim OYLAT'a geldiğiniz zaman neler yapılır diyecektim. Şimdi biz de hani böyle ekrana çıkıyoruz. Kendimizce böyle bir duruş falan. Sefa'nın yanına bir geldim. Yani Kıvanç Tatlıtuğ'un yanına gelsem aynısı ya. İnsan kıskanıyor böyle gençleri görünce. Bir yandan da gurur duyuyor aslan kardeşlerimle. Nasılsın Sefa, iyi misin? İyiyim, sağ olun, nasılsınız? Teşekkür ederim. Ne iş yapıyorsunuz burada? ATV ile doğa gezisi düzenliyoruz. Nasıl evet, başlıyor? Nereleri geziyorsunuz? Turu anlatır mısın bana? Anlatırız. Biz önden rehberlik ediyoruz ilk önce. Nasıl süreceğinizi gösteriyoruz. Zaten hani amatörlere ayarlanmış şekilde gaz fren olarak önden kılavuzluk yapıyoruz. Size rehberlik ediyoruz. Bizi takip ediyorsunuz. Eskort halinde sizi gezdiriyoruz. Doğayı gezdiriyoruz. Güzel seçtiğimiz belirli yerler var. Nereler var mesela? Şimdi yukarıda Bahçıkaya Köyü'ne gidiyoruz ilk olarak. Oradan orman patika yola giriyoruz. Tamamen hani doğayla iç içe asfalt yol değil toprak yol. Dere geçişlerimiz var. Derelerden geçiyoruz. Sonra Hacı Kara Şelalesi'ne geliyoruz. Tabi buraya giderken ilk önce taşlı tümsekli yollardan geçiyoruz. Offroad yerlerden. Hacı Kara Şelalesi'ne giriyoruz. OYLAT Şelalesi'nden 3 katı falan tahminen daha büyük. Burada mola veriyoruz. İsteyen misafirlerimiz havlusunu şortunu alıp yüzebiliyor. Güzel. Evet, sonra geri dönüş yapıyoruz. 24 kilometrelik parkurumuz. Kaç saat sürüyor? Ortalama 1,5 saat, 2 saati buluyor. Peki, kask mutlaka takılıyor değil evet, mi? Evet, bak. Mutlaka ekipmanlar. Biz bir de Türkiye'de bu işi hani sayılı yapanlardanız. Hani böyle güvenceli bir şekilde. Ekipmanlarımız tam dizlik,
tulumlarımız var. Ya, tulum, kol, dizlik, bacak, kask, kol, bacak, bandana, kask, kros gözlüğü her şey mevcut. Olmadan olmaz değil kesinlikle mi? Kesinlikle olmaz. Evet. Önce can, evet. Önce emniyet, sonra hareket. Evet. Peki Sefa kardeşim, geldim. Tura çıkmak istiyorum. Kaç lira ödeyeceğim? 150 liradan başlıyor. 150 liralık turumuz var. 12 kilometre. 24 kilometrelik parkurumuzda 250 TL oluyor. Motor başı motor başı fiyat. 2 kişi binebiliyorsunuz. Biz ikinci kişiden normalde alırlar. Biz ücret almıyoruz. Sürmek istemeyenler için yaşlarımızı düşündük, ailelerimizi düşündük. Özel yapım romorkümüz var. Romorkte de gezebiliyorlar. Profesyonel, gerçekten profesyonel rehberimiz sürüyor onda. Arkada keyfine bakıyorsunuz size. İşler nasıl? İşlerimiz güzel ya, Allah'a şükür. Aman ne güzel. Kimle konuşsak iyi diyor. Daha da iyi olsun. Başarılar diliyorum kardeşim. Sağ olun. Kışın da oluyor mu bu arada? Kışın da oluyor. Bizde 7-24. 24 saat. Hani gece 3'te bile çıkıyoruz biz yani. Problem yok. Peki. Evet. Kolay gelsin. Sağ olun. Efendim. Hani bazen diyoruz ya, Gaziantep'e gidiyoruz baklavalar. İşte Diyarbakır'a gidiyoruz kadayıflar. Hatay'a gidiyoruz künefe. Oylata'da geldiğiniz zaman taze meyveler. Yani öyle güzel bir tezgah ki böyle renkleri, sunumları ekran karşısında iddia ediyorum. Böyle sizin de canınız meyve istemiştir. Ben de çileği gördüm, nasıl konuşacağım bilmiyorum. En sevdiğim meyvelerden biridir. Kırmızı meyve hastasıyım. Onu söyleyeyim. Bol bol kırmızı meyve yerim. Nasılsınız efendim? Sağ olun efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Çileğin sonu mu artık? Evet, çileklerimiz çok güzel. Bunlar yedi veren. Buran Kurşunlu köyünde yetişiyor bunlar. Özel üretim koyun gübreli damlama sulu. Çileğimiz, ahududumuz, kestanemiz yetişiyor burada. Yavaş yavaş geleceğim şimdi. Çilek özel bir çilek. Kaç lira kilosu? Çilek 15 şu an kilosu. Kilosu 15 lira. Evet. Kestane de 15 mi? Kestane 20 lira. Kestane değişiyor fiyatları. Sarı aşısı meşhur buran kestanesi. Hangisi, bu mu? Sarı aşı kestanemiz bu. Evet, bundan kestane şekeri yapılır. Bursa kestanesine her yere buradan gider. Bahçekaya köyümüz. Kestane Bahçekaya köyünde olur. Başka neler var? Ahududu da yetişiyor bizim köyde. Evet, kızılcık. İncir. İncir. Şu? Kuşburnu yetişiyor. Kuşburnu. Yaban mersini bilhassa. Yaban mersini. Evet. Şeker hastalarına yaban mersini. Ne de yok yokmuş efendim. Evet, hepsi burada olan meyvelerimiz. Ne kadar peki, kilolar ne kadar kilolar? Kilolar ahududu şu anda paketi 20 lira, kilo 30. İncir? İncir 15. Yaban mersini? 40 lira. 40 lira? Evet. Bunlardan az alma. Yarım kilo 250 gram alacağız. Evet. Alırsak. Evet. Peki, teşekkür ediyorum. Ellerinize... Çektik. Şimdi her yerden bir şey çekiyoruz ki ondan sonra kimse bize demesin ki geldiğinde bizi çekmeden gittin demesin diye her tezgaha bir böyle selam verip öyle devam ediyoruz. Nasılsınız? Sağ olun efendim, teşekkür ederim. Size de erişteyi sorayım efendim, erişteyi. Erişte böyle buranın kavrulmuş fındıkları. Onu çektim. Da güzel. Çektiniz onu mi? Çektim. Eriştemiz var, çok güzel. Hamurlarımız çok güzel, bu domates. Silor mu? Evet, şu silor. Silor var değil mi? Evet, şöyle. Kaklar var. Elma kurusu değil mi? Aynen. Bilmecelerde çıkar, oradan biliyorum. Üç harfli kak. Kak, kak diyorlar aynen. Abla diyor ki programı güzel yapın. Bir tane çilek ikram etmedin, alt tadına bak diyor. Oradan diyor ki programı güzel yap. Abi çileği benden iyi siz, bak şöyle. Diyor şimdi yemem. Kamera karşısında yemem ama çilek. Bir tane ikram edelim de baksın tadına. Sonra bakalım. Yok ya, daha güzel olmaz. Tamam, heyecandan öyle demiş. Şimdi bak şuraya bir döner misin Edis? Şöyle bir beni görme, beni görme. Çok güzel çileğimiz. Buranın yerli çileği. 10 senedir çilekçiyiz biz burada. Bak yıllardır. Bir şey söyleyeyim mi? Buyurun. Bak. Ben Bilecik'te de çilek yedim. Oranın da pazar yerinde falan güzel ama. Bana seçip vermediysen. Benim de Oylat'ta herkes çilekçi Gülcan diye bilir. Çilekçi Gülcan Hanım. Aynen öyle. Buradan bir şey televizyon söyleyeyim mi? Müthiş bir çilek. Çok teşekkürler. Vallahi bak ben doğru ya doğru. Sağ ol, Allah razı olsun. Müthiş bir çilek. Merhaba, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Ahududunu orada sordum. 40 lira dedi kilosuna. Şimdi bak bu mevsim bitti. Yedi veren bu. Şimdi bunu biz dağlardan topluyoruz. Yedi veren olduğu için geç yetişiyor. Ben buna 40 lirayı verirsem var ya ben yok, bu gece uyuyamam ya. 8 lira ya, bize bağlı değil. Mevsiminde 8 lira. Ya mevsiminde 8 lira tamam. Ama kurtarmıyor. Abi sen boş ver abla, boş ver. Boş vereyim. Çilek çilek var ya. Çileğe devam, biz çilek ekeceğiz. Çilek nefis. Aynen çilek öyle. Çileğin arkasındayız. Bir kilo ye. Başka reçellerim bak.
10 numara reçellerim. Sana aynı zamanda reçelci Gülcan da derler mi? Ha, derler. Ya derler tabii. Biraz daha sorsak erişteci Gülcan. Şimdi, hatta size yaban mersinci Gülcan da diyorlar mı? Yaban mersinci demiyorlar. Demiyorlar. Bak şöyle organik dağ çileğim var. Da güzelliğine bak. Edis. Abi bunu bir yakından al bak. İsterim yani. Alıyor alıyor. Alıyor mu? Alıyor. Bizden iyi televizyoncu olmuş hepsi yalnız ablalarımına. Her şeyi böyle gayet güzel söylüyor bize. Kaç liraymış bu Ediz Bey sonra? Bu büyük kavanozlar 100 lira. Kaç? Allah abla kırılır mırılır Allah korusun. Bu baldan öte ama. Sen bunu kırılır mırılır. Ahududu reçelim var bak çok güzel. Bana İnci, böyle incir reçelimiz var. O da kesinlikle filmle meşhur şekeri. Oldu bu incir reçeli de o filmden aynen, sonra. Aynen öyle. Peki teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ve burada abi. Karşımıza çıkan. O da balcı. Tek balcımıza merhaba diyelim ama hoş bal geldin. Buranın balı değil herhalde. Hoş geldin yöremizin balı. Var mı bu bölgenin balı? Tabii olmaz mı? Amatörce. Amatörce. Profesyonelce değil. Amatörce. Kestane balını sorup gideceğim. Kendimiz yiyecekmiş gibi üretiriz. Fazlasını satarız. Şimdi kestane balı organik bu kilosu 200-250'den aşağı 180 lira. 180 lira. Evet 180 lira. Tavsiye ediyorsunuz yani keplisiniz. Mükemmel. İsterseniz tadına da baktırabilirim. Teşekkür ederim. Pekmez de 30 lira mı? Pekmez 30 lira. Böyle bakın özel turşularımız var. Mükemmel. Ah eskiden annelerimiz kurardı. Yapılmış bakın bu çok önemli bir şey. Bu yörenin suyundan yapılmış turşular. Fark ediyor musunuz? Tabii ki. Tabii ki. Sizin isim neydi? Sami. Size de turşucu Sami derler mi Gülcan Hanım'a dedikleri yok, gibi? Yok demezler bana genelde ne derler? Yani, bir şey demezler yani öyle ne haber nasılsın derler. Tezgahımı beğenirler o kadar. Neyi? Tezgahımı beğenirler. Tezgahların hepsi güzel. Sami turşuyu eline alsana. Bak abla arkadan diyor ki turşuyu eline al benim hanım yapıyor. Baldızın baldız. Senin de ondan öyle. O kadar baldız. Dur sorayım o zaman da bari dur. Kim yapıyor bu turşuları? Hanımefendinin kardeşi. Hanımefendinin kardeşi sizin neyiniz? Tabii tabii canım. Ya bir eşim deyin ya. Tabii kavgalı mısınız eşim bugün? Yapıyor. Zaten baştan demiştim. Ya kavgalı sana. Mısınız? Ya. Adı ne? Eşinizin? Rukiye Hanım. O zaman söyle seni seviyorum Rukiye de hadi. Tabii seni seviyorum Rukiye'cim. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı işler kolay gelsin. Sağ olun. Oylat turumuz devam ediyor. Oylat'a geldiğiniz zaman konaklamadan bahsedeceğim. Ama Oylat'ın bir efsanesi var. Bizans zamanında hükümdarın kızı hastalanıyor. Kimse çareler bulamıyor. Bir gün biri bu bölgedeki suyu tavsiye ediyor. Vücudun her tarafındaki yaraların geçmesi için. Prenses buraya geliyor. Buradaki suda belli bir süre kalıp her gün girdikten sonra güzelliğine ve sağlığına kavuşuyor. O günden sonra da Oylat Kaplıcalar bölgesi olarak halk arasında da duyulup yaygınlaşıyor. Bu efsanesi. Peki buraya geldiğiniz zaman hemen şu bilgiyi de sizlerle paylaşayım. Konaklama. Efendim ortalama 2 kişi sabah kahvaltısı akşam yemeği dahil 300 lira. 2 kişi 300 lira sabah kahvaltısı akşam yemeği havuzlardan ve kaplıcadan faydalanma içinde başlıyor. 450 liraya kadar bu fiyat devam ediyor. Peki Oylat'ın bu suları hangi hastalıklara ve nelere iyi geliyor? Şu anda bulunduğumuz coğrafya Oylat dediğimiz bizim turizm markamız olan bölgedir. Şu anda rakım olarak 1000 rakımlardayız. Yani bir dağdayız, dağın üzerindeyiz. Görmüş olduğunuz bu güzel orman örüntüsünün içerisinde bakir bir alan içerisindeyiz. Yine burada Allah vergisi, Allah'ın bir lütfu olarak bunu ifade edeceğim. Burada çıkan kaynaklardan suya hiçbir müdahale yapılmadan, hiçbir işlem görülmeden, ısıtma veya soğutma veya ilaçlama, klorlama gibi hiçbir müdahale, yani tamamen doğadan çıktığı gibi vatandaşa sunulabilen özellikle bir efendim suya sahibiz. Bu suyun da sıcaklığı 40,5 derece olduğu için insan vücuduna direkt olarak temas ettirilebilir. Burada özellikle romatizma ve romatizmal hastalıklar beraberinde cilt hastalıkları noktasında ve gerçekten içildiğinde insana hayat veren bir şifalı suyu barındırıyoruz bu şehirde. Sadece bu mu? Burada görmüş olduğunuz coğrafyada bol orman efendim ve ağaç yapısından dolayı da iklim ve hava açısından da değerlendirildiğinde burada ben vatandaşlarımızın sadece
test etmek için bir gün konaklamalarını istiyorum. 4 saat uykuyla o kadar dinç bir şekilde güne başlayabiliyorsunuz ki, yani ben bunu test ettiğimde, fark ettiğimde gerçekten bunun büyük bir nimet olduğunu hissettim. Yani resmen kendinizi şarj etmiş oluyorsunuz. Programımız İnegöl'de ama tabii ağırlıklı olarak turizm olduğu için programın büyük kısmını Oylat'ta gerçekleştiriyoruz. Şimdi Oylat Mağarası, buraya gelen misafirlerin mutlaka araştırdığı zaman karşısına çıkan ve gelen ziyaretçilerin de gelip ziyaret ettiği bir yer. Bu arada hava yağmaya başladı. Biz diyoruz ya sosyal medyadan bize ulaşın diye. Efendim İnegöl'ün şahane bir simidi varmış, köftesi kadar. Simidi de çok severim. Angara bebesiyiz. Zamanında Angara'da çok simit yemişliğimiz vardır. Birazdan gideceğim. Şu simidi merak ettim. Onu da söyleyeyim. Şimdi mağaraya gideceğiz. Bu hafta bayağı bir kilo verdik. Sürekli inerek ve çıkarak gidiyoruz. Yağmur başladı. Yağmurdan kaçmanın en iyi yolu bu mevsimlerde mağara çekimi yapmaktır. Gideceğimiz yer, rotamız Oylat Mağarası. Efendim Oylat Mağarası'na yaklaştıkça yine karşımıza şahane bir doğa çıktı. Ağaçlar, gürül gürül akan sular ve tabii son yıllarda özellikle bu bölge Arap turistler tarafından ilgi görünce gelen Arap turistlerin de burada fotoğraf çektirmesi için bir köşe var. Şöyle devam edelim. Yağmur tabii hareketlenmeye başlayınca buradakiler de doğal olarak her şeyi topluyorlar. Efendim bakın burası çevresi. Yani şuraya çay içmeye bile gelinir. Bu hafta krize girdim. Çay kaç lira, su kaç lira sormadım hiç. Çay var mı, su var mı dur sorayım. Suyu sordum, bedavaydı. Mağaraya giderken de bir yandan anlatıyorum efendim. Neler var? Buzdolabı süsleri var, bilet gişesi var, biletçi var. Oylat'ta çok şanslıyım. İnegöl'de de o şansım devam eder. İnşallah. Hep güler yüzlü, hani gittiğimiz yeri tanıtmak için uğraşan kişilerle karşılaşıyoruz. İşte pazardaki ablaların güler yüzü, sucukçu keza bize rehberlik eden arkadaşımız. Bunlar bizim moralimizi, motivasyonumuzu yükseltiyor. Nasılsınız Gökhan Bey? Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Beraber gezelim mi vaktiniz varsa? Tabii ki, ne demek. Ama önce şunu söyleyelim. Şimdi efendim burası Oylat'tan 3,5 kilometre. Oylat'tan mağaraya minibüs seferleri var. 2'de. 1,5 saat sürüyor. Gidiş geliş 16 lira. 15 lira. 16 olmuş. Zam gelmiş. Zam gelmiş. 16 olmuş. Ben 16 diye gördüm. Peki İnegöl'den buraya nasıl geleceğiz? İnegöl'ün şehir terminalinden direkt ben Oylat'a minibüs saatleri var. Her saat başı hareket etmekte. İstediğiniz zaman her saat başı binip dolmuşlara Oylat Mağarası'na inmek istiyoruz dediğimizde yolun başında indiriyor ve burayı ziyaret edebiliyorsunuz. Peki. Mağaraya giriş kaç lira? Mağaraya giriş grup halinde olan ailelerde 5 lira kişi başı efendim. Öğrenci var mı? Öğrenci 2,5 lira. İlkokul öğrencileri 2,5 lira efendim. Tamamıyla doğal bir mağara geziyoruz. Ben gelmeyeli yıllar oldu. İçeri girdiğim zaman vay be diyecek mi? Tabii ki. Hadi gidelim o zaman. Buyurun. Oylat Mağarası'nı gezmeye başladık. Efendim, mağaradan içeri girdiğiniz zaman şöyle bir ses duyacaksınız. Ne sesidir bunlar? Yarası sesleri efendim. Şu an bizden rahatsız oluyorlar mı? Hayır yok efendim, rahatsız olmuyorlar. Peki insanlara yaklaşırlar mı? Hayır, kesinlikle yaklaşmazlar. İçeride ışıklandırma, aydınlatma olduğundan dolayı da uçuşmazlar. İnsanlara kesinlikle zarar vermezler. Önemli olan biz onlara zarar vermeyelim. Tabii, yani aslında şey. Aslında buralar onların yaşam bölgesi, yaşam alanı. O yüzden biz de fazla rahatsız etmeden ışığımızla şöyle devam edelim. Şimdi artık mağarayı gezmeye başladık. Şimdi genellikle Türkiye'de mağaralarla ilgili şöyle efsaneler anlatılır. Efendim bir gün çobanın birinin bir koyunu ya da kuzusu kaçar. Çoban uzun süre arar bulamaz, sonra bir delikten içeri girdiğini görür.
Sonra o da onun peşinden içeriye bir gider ki aman Allah'ım karşılarına bir mağara çıkmış. Şimdi bu Türkiye'nin bütün mağaralarında yaygın olarak anlatılan hikayedir. Ama burası öyle olmadı herhalde. Tabii burası öyle olmadı. Burası 2004 yılında köyün muhtarıyla Eski İnegöl Kaymakamı'nın birlikte gezip keşfetmesiyle açılan bir mağaradır. 2004'te bulundu, 2006'da turizm açıldı. Şu anda 13 yıldır turizme açık olarak faaliyet göstermekte mağaramız. Şimdi ben bu tip mağaralarda en çok şunu seviyorum. Daha o bölüm başlamadı. Merdivenlerden sonra mı başlayacak sarkıt ve dikitler? Tabii ki. Daha devam edeceğiz. 400 metre sonra dikit ve sarkıtlar başlamaya başlayacak. Ya bugün de biri Allah aşkına 5 metre, 10 metre, 3 adım desin. 400 metre mi gideceğiz? 400 metre gideceğiz. Şu anda ilk 100 metresine geldik. 300 metre daha yolumuz var. Gidelim bari. Ne yapalım? Hani biz konuşurken ağırlıklı olarak mağaranın görüntülerini bol bol ekrana getiriyoruz. Burayı görmek isteyenlere fikir oluşturur anlamında. Ha bazen de ufak uyarılar yapıyoruz. Şimdi içeride sürekli nem olduğu için, su damlaları geldiği için burada yürürken çok dikkatli olmanız gerekiyor. Hani çok da kendinizi riske atmayın. Bu korkuluklara tutunarak da yürürseniz kendi sağlığınız için daha güzelini yapmış olursunuz. Şimdi ben mesela gelir gelmez mesela buradan bahsetmek istiyorum. Mesela şurada bir gargamel karşıma çıktı. Ben onu gargamele benzettim ama burası bu renkleriyle falan değişik bir bölüm değil mi? Tabii ki burası farklı bir bölüm. Şu anda burada 7 rengi görebiliyoruz. İşte krem rengi, kahverengi, yukarıdan damlayan su damlacıklarının verdiği renklerle ve şekilleri burada net gözümüzle görebiliyoruz. Deniz kabuğu var dediniz. Tabii yani bu herhalde milyonlarca yıl. Milyonlarca yıllık bir mağara. Burada deniz kumu ve deniz kabuğu kalıntılarını, deniz taşlarını burada yukarıda net olarak görebiliyoruz. Tamamıyla tabii ki burada tamamıyla doğal bir mağara olduğunu buradan görebiliyoruz. Şimdi biz bunları görüyoruz. Bunların hepsi güzeldi. Şimdi yani geçen haftalarda bana yine sosyal medyada yazdınız. Dediniz ki ya Mert kardeş, dostumuz, seni bazen asabi görüyoruz. Şimdi ben şu mağarada şu kalbi görüp de nasıl asabi olmayayım bunu siz bana söyleyin. Ya biz şimdi ne desek boş. Yani Allah aşkına. Yani şuraya şu kalbi yapmanın ya hangi akılla yaptın? Hangi mantıkla yaptın? Yani bu kalbin içine yazdığın sevdiğine kavuşma diyeceğim. Hani bunu da demek istemiyorum. Ya yapmayın ya. Bak buraları kazımış. Ya ne geçti eline? Şey mi diyorsunuz televizyon karşısında eğer denk geldi rehberde izliyorsunuz. Aa bak işte Oylat mağarasını gezerken televizyon ekibi benim yaptığım kalbi gösterdi. Ya gösterdim de bir de bu kamera kapandıktan sonra tabii kendi yorumlarımız var aramızda. Ya inanın kimse bunları duymak istemez. Yine efendim bu evet yavaş yavaş şekiller de netleşmeye başladı. Ben sahiden mağaraları çok severim. Böyle renk oyunları da oluyor herhalde tabii değil mi? Tabii ki 7 renk uyumu vardır. Bütün değişik renkleri biraz daha ilerledikçe daha net göreceğiz. Şu anda sarkıtların oluşumunu tamamladığı bir noktadayız. Devam eden sarkıtlar var mı? Var tabii ki. İçeride devam eden sarkıtlarımız çok. Oylat Mağarası'ndaki turumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim bu galeri, öyle tabir ediliyor, bu galeri gelen misafirlerin en çok fotoğraf çektirdiği, gelip zaman geçirdiği galeri. Bundan sonra da bir 200 metre var ama diyorlar ki yani burayı gördükten sonra, şu alanı gördükten sonra artık gideceğiniz yerler sizi kesmez. Tam Türkçesi bu. Ve burası o geldiğimden beri bahsettiğim hayal dünyanızda, hayal gücünüzde şekilleri canlandırabileceğiniz nokta. Ve en önemlisi gelip görünce daha iyi anlayacaksınız. Renk uyumunu da en iyi hissedip yaşayacağınız yer değil mi? Tabii ki burası farklı bir oluşum. Şu anda Sarkıt Galerisi'nin ilk galerimizdeyiz. Burasının gördüğünüz gibi 7 renkte oluşmakta. Burada figürleri, çoğu figürleri değişik şekillere benzetmekteyiz. Hamile insan figürü var, kızgın insan suratları var, cami figürleri var.
Burada Pamukkale Trave terleri gibi yukarıdan aşağı sarkıtların 7 renk uyumunu görebiliyoruz. Bir kayanın başında oturmuş bir Anadolu ablası, bir Anadolu kadını burada sanki hani görüyorum. Tabii. Şöyle baktığım zaman dediğim gibi şu aşağıdaki bile bana bir cami gibi geldi. Cami kubbesi gibi gözüküyor. Evet. Şöyle biraz bakınca sanki hani birbirini öpen bir çiftmiş gibi. Çok farklı figürleri buradan net bir şekilde görebiliyoruz. Yani hani derler ya bakmakla görmek arasındaki çok fark farklı. İşte burada ortaya çıkıyor. Efendim burası Oylat Mağarası. İnegöl'den Kaplıcalar'a giderken yolun sağında, Kaplıcalar'dan da 3,5 kilometre İnegöl istikametine giderken yolun solunda. Giriş ücreti 5 lira, öğrenci 2,5 lira. Haftanın 7 günü açık. 7 günü saat açık. Kaça kadar ziyaretçi kabul ediyorsunuz? Sürekli açık, 24 saat açık diyebiliriz. İkinci vardiya 7'den sonra tekrar gece bekçisi geliyor. Aileler ziyarete gelirse tabii ki açılıyor. Yani gece 2'de çoluk çocuk hadi bir mağara görelim dedik. Var mı biri? Yani tabii personelimiz var. Ve hepsinden güzeli. Yani birçok mağaraya gittim. Mağaraya giriş noktasından itibaren karşınıza çıkan doğa. Bir tarafta ormanlar, yukarıda aşağıda gürül gürül akan pırıl pırıl bir su. Ve yine söyleyeceğim, çay 1,5 lira, su 1,5 lira. Oturun, keyfinize bakın, çayınızı yudumlayın. Sonra gelin, şu güzelliğe bir kere daha bakın. Ve gitmeden son not. Şimdi bir soru soracağım. 5 saniye sonra da cevabını vereceğim. Yapılan araştırmalara göre ekranlarınıza gelen bu sütun sizce kaç yıllıktır? Sosyal medya hesaplarımızdan hemen bize yazın. Bileni de tebrik ederiz. Sizce bu sütun Oylat Mağarası'ndaki bu en renkli, ziyaretçilerin en çok ziyaret ettiği galeride bulunan ve yine az önce o kulaklarını çınlattığım kişilerin de şuraya yazı yazdığı, işte bunları gördüğüm zaman yine çıldırıyorum. Bu sütun sizce kaç yıllıktır? Hazır mısınız? Cevabı alıyoruz. 3 milyon senelik. 3 milyon senelik. Tamamıyla en büyük sarkıtımız budur. Sütunla sarkıtın likit ve sarkıtın birleşmesiyle sütun oluşmuştur. 3 milyon senelik bir sütunumuz şu anda. Ve oluşumunu tamamlamış, renk uyumu harika bir şekildedir. Akşam simidi çıkmış mıdır İnegöl'de? Çıkmıştır. İnegöl'ün simidi güzel midir? Güzeldir. Bana müsaade. Görüşürüz. Ev sahibiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah. Gökhan Bey. Tekrar görüşmek üzere. Sağ olun. İnegöl'de günü bitirdik. Yoğun bir gündü. Valla bayağı da yorulduk Oylat'ta. Efendim şelaleye çık, şelaleden aşağı in. Tam biraz dinleneceğiz derken mağarada 400 basamak, 500 basamak. Neyse şehir merkezine geldik. Şimdi İnegöl denilince herkesin aklına gıda konusunda, yiyecek konusunda köftesi gelir. İnegöl köfte. Yani sahiden çok lezzetli ve çok güzeldir. Ama biz dedik ki daha bir değişik lezzet var mı? Vallahi dediler ki İnegöl'ün simidi de meşhurdur. Siyez ekmeği de meşhurdur. Mutlaka deneyin. Dedik o zaman gelelim bir simit yiyelim. Merhaba. Mert Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba Mert Bey. Hoş geldiniz. Vallahi ben simit deyince simit tezgahı bekliyordum. Bir anda böyle Allah'tan bir şeyler atıştırıp geldim. Bu arada simidi önceden de test ettim. Onu söyleyeyim. Ben iyi bir simitçiyimdir. Ankara bebesi olduğum için Ankara'da bol bol simit yerim. İstanbul'da mutlaka haftada 3-4 gün simit yerim. İddialı mısınız? Aynen iddialıyız. Yani Türkiye'nin tabii değişik yerlerinde simit çıkmakta ama İnegöl farklı bir simide sahip. İnegöl'ün simidi bizim gözümüzde en mükemmel simit. Bir simit yiyelim o zaman. Tavsiye ederim. Hazır mı? Hazır. Buyurun. Şimdi efendim bizim Edi sağ olsun nasıl bir destek verip bir masa kurduysa bakalım simit diye geldik de başka bizi neler bekliyor. Bu arada efendim hep söylüyoruz siz de yaşadığınız yerin güzelliklerine inanıyorsanız daha önce böyle keşfedilmemiş ama çok lezzetli ürünlerimiz var diyorsanız sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşın.
Şimdi simidin şöyle de bir özelliği vardır. Mesela bir yere gittiniz. Böyle içiniz kazınıyor. Hani açsam aç değilim. Tok değilim. Yani otursam bir restorana gitsem, hani bir yemek yesem çok gelecek. Ya bir şey yemesem az gelecek. Can kurtaran, ben bunu şöyle elledim. Sonra tabii ki yiyeceğim. Can kurtaran simittir. Çıtır çıtır. Dayanıklı mıdır? Dip frizde durur mu? Yani simit, tabii ki simit yeni çıktığı zaman daha lezzetli olur. Ama simit soğuduktan sonra dip frize atılıp donduktan sonra, eksi derecede dondurulduktan sonra tekrar bunu şoklayıp taze hale çevirebilirsiniz. Aynen o lezzetini tekrardan korur yani. Demek ki bir kahvenin 40 yıl hatırı, bir simidin de en az bir 10 yıl hatırı var o zaman. Efendim İnegöl'de şimdi olmazsa olmazları var, onları da göstereyim. Şimdi simidin en yakın arkadaşı eski kaşar, taze kaşar, beyaz peynir ve tabii ki krem peynir. Şimdi soracağız. Çay, bizde şöyle bir soru vardır. Çay kaç lira, su kaç lira? Ama bu sefer şunu soracağım. Simit kaç lira, çay kaç lira? Yani ben İnegöl'e geldim. Meşhur İnegöl simidi yemek istiyorum. Bir simit yiyeyim dedim. Yanında bir de çay içeyim dedim. Kaç lira vereceğim ikisini? Yani simit 1.75. Çayımız tabii mekan olduğu için. Mekan nezih olduğu için bir tık daha farklı fiyatı 4 lira. 4 lira. Ama tamam. Bir simitle 7'den 70'e herkes karnını doyurabilir. Her bütçeye, yani herkese lira, hitap diyor eden. Ki, diyor ki kibarca, çay 4 lira ama canınız çay istiyorsa evde de alıp afiyetle çayınızı demleyip tabii. Simidimizi yiyebilirsiniz. Tabii. Peki meşhur simidiniz en güzel neyle olur? Taze kaşar mı, beyaz peynir mi, eski kaşar mı? Bence kaşar peyniriyle ve krem peyniriyle, tabii bu kişiye göre değişmekte, damak tadına göre, ama ben ara ara çikolatayla da deniliyorum. Eritme çikolata. Onunla da çok lezzetli oluyor. Yani çocuklara simidi sevdirmek açısından çikolatayla sunum yapabiliriz. Ben de zeytin ezmesiyle simide bayılırım mesela. Zeytin ezmesi olmazsa olmaz. Eski kaşar. Peki. Şimdi kapıda da ilanı gördüm. Nerede o meşhur ekmeğimiz? 5000 yıllık gelenek. 5000 yıl, 10.000 yıllık Siyez buğdayı, Kastanoğlu yöresinden buğdayı geliyor. Özel taş değirmeninde çekilmiş. İçinde gluten 0 derece noktada. Kesinlikle doğal. Herhangi dışarıdan endüstriyel maya kullanılmamış. Kendi gösterelim ekmeği şöyle kameraya. Kendi mayasıyla yapılan bir ekmek ve çok sağlıklı. Protein değeri de çok yüksek bir ekmek. Ya sen niye heyecanlandın? Yukarıda ne güzel sohbet ediyorduk ya. Bir anda kamerayı görünce mi heyecanlandın? Heyecan yapıyor dedim. Bak olur öyle bak. Diğer tarafta hiç heyecan yok vallahi. Mikrofonu zor aldım elinden. Bıraksam evet. Simit'in tarihçesine girecekti. Evet. Dayanıklı bir ekmek midir? Yani bu tabi buzdolabında, çünkü katkı olmadığı için buzdolabında saklanması gerekiyor. Ama lezzetli ve tok tutan bir ekmek. Kaç lira? Şeker hastalara, diyabet hastaları kesinlikle yiyebilecek bir ekmek. Ekmek bu 500 gram pişmiş 10 TL. 500 gramı 10 evet. Lira. Evet. Onun dışında tavsiye edebileceğimiz ev ekmeğimiz, köy ekmeğimiz tamamen doğal, endüstriyel maya kullanmadan kendi eksisiyle yaptığımız ekmek bunlar. Bir de Alman König Ludwig ekmeğimiz var. Tabii bu butik ekmek oluyor. 7 tahıllı ekmeğimiz var. Sarı buğdayımız var ve İnegöl'ün olmazsa olmazı sodalı ekmeği. Sodalı ekmek. İnegöl'ün olmazsa olmazı neyi sodalı ekmeği. Neyi olmazsa olmaz? Sodayla mı buna? Bu sodalı oluyor. Kendine has malzemeleri var. İnegöl haricinde başka Türkiye'nin hiçbir yerinde bulamayacağınız bir ekmek. Ve poğaça gibi. Sıcak mı yiyeceğiz? Bunu sıcak yiyeceksiniz. Sabah mesela işe giderken ya da evde kahvaltıda. Evet, kahvaltıda, hafta sonları özellikle ve müşterilerimiz. Yemekleri mesela sulu yemeğe böyle kuru fasulyeye de batırıp yiyebiliriz. Evet, özellikle İstanbul'dan ve şehir dışından gelen müşterilerimiz bu ekmek için, sırf simit ve ekmeğimiz için gelenler oluyor. Şimdi şunu söyleyebilir miyiz? Köftesi, amenna, meşhur, mobilyası meşhur, doğası meşhur. Artık İnegöl'ün simidi de marka diyebilir miyiz? Mert Bey, yani iyi ki bu konuya değindiniz. İnegöl deyince akla
Oylatı bilenler akla oylat gelir. Köftesi gelir. Mobilyası gelir. Mobilyası gelir. Tabii en başta olmak üzere mobilyası gelir. Ama İnegöl'ün tarihi 150-200 yıla dayanan İnegöl simidi meşhurdur. Yani İnegöl demin simidiyle anlattığım gibi o ince kabukluğundan, o çıtırlığından, uzun süre raf ömrünün olduğundan dolayı simidi yani bence vazgeçilmezlerinden biridir tabii. Geldiğiniz zaman simidi yemeden gitmeyin. Yani bir aynen, simit yiyin. Aynen. İnegöl'e gelince sıcak bir simit yiyin. Peki. Bu arada ben rica ettim. Dedim ki hani görselimiz fazla olsun. Evet. Bazemiz çok geniş. Saysak zaten evet, program evet, yetmez. Evet. Program evet, yetmez. Evet. Şimdi bu bir yemek programları çoğalınca yani bilen biliyordu. Bu Magnolia bir anda meşhur oldu. Evet. Yani Türkiye'de herkes Magnolia profesörü oldu. Yok efendim bisküvisi şöyle olmuş, çileği böyle olmuş falan. Evet. Yedim, test ettim. Saydam beğendim. Evet. Kaç liralık fiyatı? 12 lira. 12 lira. Evet. Gelelim. Oreo, muhallebi Oreo fiyatı 12 lira. 12 lira. Evet. Ve Ediz'in sırf kendisi için hazırladığı, hatta hazırlarken dediği şu cümleyi kurdu. Dedi ki bunu böyle yapalım ama gösteririz ama dedi. Misafir gelirse aynısını isterse yapar mısınız dediği yine bir tatlımız. Sebastian. Sebastian cheesecake. Welcome diyelim o zaman ona da değil mi? Evet. Welcome to İnegöl. Bunun yanında bir tane de muz verdik mi bu 20 lirayı bulur. Tabii ki. Bulur abi muz. Evet, maliyetli olur. Maliyetli yani ama. Şu an tabii evet. Muz biraz kilo olarak fiyatı farklı olduğu için ama Sebastian cheesecake'imiz porsiyonu 10 lira. 10 lira. 10 lira. Sebastian cheesecake'in içinde labne peyniri, beyaz peynir ve süt karışımından yapılmakta. Ama çok lezzetli. Diğer cheesecake'lerden daha hafif, daha doyurucu, farklı bir lezzeti var. O zaman siz de şöyle yanıma alalım. Efendim, hani diyoruz ya bunlar var. Amenna. Ama İnegöl'e yolunuz düştüğü zaman sodalı İnegöl ekmeğini ve beyefendinin de söylediği gibi çok çok eski geçmişi olan üstü çıtır gevrek İnegöl simidini 1.75'ten yemeden gitmeyin diyelim. Teşekkür edelim. Mert Bey ayağınıza teşekkür sağlık. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Kamera kapansın da rahat rahat sohbet yine edelim. Yine heyecan yaptım valla. Görüşmek üzere. Rehberin bu haftada sonuna geldik. Oylat'ı gezdik, İnegöl'ün güzelliklerini sizlerle paylaştık, kaplıcalardan bahsettik. Efendim gerçekten İnegöl, Oylat, görülmesi, gezilmesi gereken yerler. Şimdi biz geziyoruz ama gezerken de işimizden dolayı bazen bazı şeyleri ihmal ediyoruz. Benim biricik kuzenim, Berrin teyzemin kızı, Riyat eniştemin kızı, Nevhan Türkoğlu. Geçen hafta İskenderun'da Orhan'la nişanlandılar. Allah tamamını erdirsin. Nişana gidemedim ama Nevhan'ı da Orhan'ı da her iki aileyi de buradan tebrik ediyorum. Allah tamamını erdirsin. Gençler çok çok mutlu olun. Rehberden bu haftalık bu kadar. Haftaya bir başka cennet köşede buluşmak üzere efendim. Hoşça kalın.